Rotato'da huysuz karakteriyle oynuyoruz. Karakterimiz hem kolay hem zor bir karakter. Çünkü düşmanların sayısı 175 daha az. Bu sebepten dolayı harita bomboş. Fakat düşmanların sağlığı ve vurdukları hasar çok fazla. Dolayısıyla düşmanlar az olsa bile onlardan hasar yememek gerekiyor. İki kere üst üste hasar yersek ölebiliriz bile. Bu sebepten dolayı hasar yememek için lazer silahı ile oynamak istiyorum. Zaten silahın özelliklerini de oyun içinde yeterince anlatacağım. Hemen videoya geçelim. İyi seyirler. İlk hücumumuz bitti. 54 malzemem var. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman menzilli saldırı hasarını gördüğümüz yerde alıyoruz arkadaşlar. Çünkü silahımız bir menzilli saldırı hasarından 4 etkileniyor. Bu çok iyi bir özellik. Hasar geldi. Ben bunu tutuyorum. Burada lazer silah çıkarmam lazım. Bir tane geldi. Gene yeniliyorum. Bir tane daha geldi. Sağlık yenilemeyi tutalım. Gene yenileyelim. Bir lazer silahı daha geldi. Güzel, ikinci hücuma gidelim. 3 tane lazer silahım oldu. Şimdi lazer silahının hasarı gayet yüksek arkadaşlar ve şöyle bir dezavantajı var. Bekleme süresi çok az. Yani saldırı hızımız çok az. Bunu yükseltmek için saldırı hızını da gördüğüm yerde alacağım. Saldırı hızı kasmamız lazım. Saldırı hızı kastıktan sonra artık işler birazcık daha rayına oturmaya başlayacak. Oyuna hükmedeceğiz. Ve burada turumuz bitti. 56 malzememiz var. Menzilli saldırı hasarı geldi. Hemen alıyoruz. Lazer silahını aldım. Gene yeniliyorum. Bir lazer silahı daha, süper. Bir tane daha yeniledim. Buradan bitkiyi alalım arkadaşlar. Daha fazla aramak istemiyorum. Sağlık yenileme de önemli. Şimdi can çalma kasmayacağız tabii ki. Sağlık yenilemeyi olabildiğince arttırmaya çalışacağım. Ve ben birazcık daha şanslı olmak istiyorum bu oyunda. Çünkü lazer silahıyla birlikte uyumlu olan çok güzel eşyalar var ve silahlar var. Silahlardan yok ediciyi almak isterim. Yok edici mükemmel bir silah. Zaten menziliden sanırım %1000 etkileniyordu. Lazer silahı %400 etkileniyor. Lazer silahının ne kadar fazla hasar vurduğunu düşünürsek, yani yok edici daha da fazla hasar vurur diyebilirim. Üçüncü hücumumuz da burada bitti. 72 malzememiz var. Kirpi geldi. Menzilli saldırı hasarı için bunu direkt olarak alırım. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar, fazla yenilemeye uğraşmayacağım. Yani ihtiyacımız neyse onu alacağım. Ben hıza gitmek istiyorum. Hız önemli. Düşman sayısı az olsa da vurdukları hasar yüksek. O yüzden onlardan sıyrılmam lazım. Kritik hasar benim için çok önemli. Bu build'de kritik yapmak istiyorum. Çünkü vuracağım hasarlar çok yüksek olacak. Kafa yaralanmasını hasar için aldım. Devam ediyorum. Buradan bir şey beğenmedim. Bakayım. Korkulu tavşanı tutalım. Tutalım mı? Gerek yok. Ya da tutalım arkadaşlar. Kaçırmayalım. Öğütücü falan geldi. Yani ben burada lazer silahı aramak istiyorum. Gelmiyor diyecektim. Geldi. Evet. 6. lazer silahımızı da bulduk. Hemen devam edelim. Erkenden lazer silahlarını bulmak çok iyi oldu. Bunları kolayca hemen büyütürüm. Ondan sonra 4. seviye yaparız. Bu arada lazer silahlarını seviye atlatmak menzilli saldırıdan etkilendiği oranı da arttırıyor. Örneğin sanırım 2. seviye lazer silahı %450 menzilli saldırıdan etkileniyor. 4. seviye lazer silahı da %600 etkileniyor. Yani yükseltmek önemli arkadaşlar. Olabildiğince silahlarımı 4. seviye yapmaya çalışacağım ki %600 etkilensin ve daha da yüksek hasar vuralım. 4. hücumumuz bitti. 123 malzemem var. Toplama değişikliğim olmadığı için ben buradan bir toplamaya gideyim. Normalde hani buradan menzili arayabilirim yenileyip, ama ilk önce bir toplama alalım arkadaşlar. Buradan korkulu tavşan alalım. Yavru gekoya o kadar ihtiyacım yok. Ben buradan sağlığımı yükseltmek istiyorum. Sağlık çok önemli. Sonra şöyle bir bakıyorum. Bir tane kafa yaralanması gene güzel olur hasar için. Ve burada tardigradı da elimde bekletmek istiyorum. Çünkü yediğimiz hasarları sıfırlayalım. Ben hücum esnasında fazla hasar yemeyip düşünmüyorum zaten. Hani fazla hasar yemeyeceğim. Hasar yememeyi oynayacağım zaten. Bu sebepten dolayı tardigrad benim için çok iyi olacaktır. Bu arada arkadaşlar, ben şöyle bir şey yaptım. Hani bu yayını gördünüz mü bilmiyorum ama Brotato'da sonsuz denemesi yaptım arkadaşlar. Loot karakteriyle, gürültücü karakteriyle ve çok güçlü olacağını düşünmüştüm ki oldu. 40. hücuma kadar geldim ama ondan sonra bir anda öldüm. Ve ben huysuz karakterinin de sonsuz hücum için yani çok iyi olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü düşman sayısı 175 az. Olmaz mı? Ne düşünüyorsunuz? Bence çok güzel olur. Sonsuz oyun modunda bence huysuz karakteri mükemmel olur. 5. hücum bitti. Saldırı hızını alalım. Bu saldırı hızını yükselteceğiz. Menzilli saldırı hasarını görünce hiçbir şey değişmiyoruz. Aldım. Lazer silahı 3. seviyeden geldi. Bunu alalım. Tardigradı alamadık arkadaşlar. Bir tane bedavaya yenileceğim. 73 malzemeli bu tura gireceğim. Çünkü oradaki tardigradı diğer tur almak istiyorum. Ne diyordum? Sonsuz hücumda bence huysuz karakteri etkili olur diyordum. Yani evet, bak fazla hasar yiyeceğiz. Düşmanların vurduğu hasar fazla. Yani hücumlar ilerledikçe düşmanlar daha da fazla hasar vuracak. Ama kendimizi bu yönde geliştirebiliriz bence. Ve geliştirdiğin zaman lazer silahlarıyla beraber oynamak da hani ileride de çok fazla hasara sahip olmamıza neden olacak. Bence huysuz karakteri yani sonsuz hücuma, sonsuz oyun moduna hükmeder arkadaşlar. Tabii ki biliyorum bu arada. Sonsuz oyun modu için en iyi karakter iblis. Yani bunu tahmin ediyorum zaten ama bilmiyorum. Ben böyle bir fikir ürettim arkadaşlar. Sizin görüşlerinizi de bekliyorum. 6. hücum bitti. Tuhaf yiyeceği geri dönüştürüyoruz. Buradan bakın, menzilli saldırıya hiçbir şey değişmem dedim ama saldırı hızı 3. seviyeden geldi. Tabii ki böyle istisnalarımız var. Saldırı hızını
silahını alalım. Lazer silahı geldi. Yara geldi. Tardigrad'ı da alalım ve devam edelim. Kan bağışını istemiyorum. Uzaylı gözünü alabilirim ama yani bu hasar kaynağına ihtiyacım var mı? Yok arkadaşlar. Neden alayım ki? Devam ediyorum. Buradan kumbara geldi. Şimdi kumbarayı alalım ve ben 7. hücuma gireyim. Kumbarayla birazcık malzeme biriktirelim ve 7. hücumda gelmesi, erkenden gelmesi güzel oldu. Daha fazla malzeme biriktirmemizi sağlayacak bizler için. Bu arada demin yarayı aldım arkadaşlar. Yara sayesinde daha fazla tecrübe puanı kazanacağız ama hani düşman sayısı az olduğu için bunun çok etkisi olduğunu düşünmüyorum. Ben ayrı olarak da düşman sayısını arttıran her eşyayı gördüğümde alacağım. Fareyi, ne bileyim zarif uzaylı, bunları gördüğüm yerde alacağım arkadaşlar. Düşmanların sayısının artması lazım. Düşmanlardan korkmuyoruz yani ya. Lazer silahı zaten hani hem delici vuruyor hem yüksek hasar vuruyor arkadaşlar. O yüzden korkmaya gerçekten hiç gerek yok. Tardigrad da aldık. Bir tane hasar engelleyebilirim. Ve hani zırh veya kaçınma gibi şeyler de alacağım. Şu an değil ama ileride. 266 malzememiz oldu. 7. hücum bitti. Toksik atık istenmiyor. Gidebilirsin. Buradan kritik hasar olasılığına gidelim. Şöyle bakıyorum, saldırı hızı mükemmel bir eşya. Buradan hasara gidelim. Sağlığımız bakın 21'de, sağlığımız şu anda çok düşük, bunun yükselmesi lazım. Burayı da beğenmedim, devam edelim. Gene buradan maksimum sağlığı alalım, saldırı hızını alalım. Menzili saldırı hasarını alabilirim ama saldırı hızımız 7 düşüyor. Değer mi sizce? Değer arkadaşlar, menzili saldırı hızını gördüğümüz her yerde almam lazım demiştim. 61 malzemem var, 8. hücuma gidelim. Malzeme sayım 73 oldu. Bakın kumbara hani az malzeme bırakırsanız geride pek etkili olmuyor arkadaşlar. Kendi parasını bile çıkarmıyor. O yüzden bu turdan sonra, hatta 9. turdan sonra biraz geride malzeme bırakmaya başlayalım. Çünkü 100 malzeme bıraktığımız zaman direkt 30 malzeme geliyor bizim elimize. Bu da güzel bir değer yani. Ve çok fazla malzememiz olursa 200 malzeme bile bırakabilirim. Şu kaslı abiler, yani kaslı abide sorun yok da şu dikenliler çok zor ölüyor ya. Kritik 156 falan vuruyorum ama yok. Bunlar bayağı zor oluyor, beni tedirgin ediyor. 396 malzeme iyi bir malzeme sayısı bu arada. Bakın zırh geldi. Zırha gitmeyeceğim. Hasara gitmeyeceğim. Ben yeniliyorum. Burada menzilli saldırı hasarı geldi. Süper oldu. Tekrar bakalım. Hız geldi arkadaşlar. Hız alabilirim. Sonra 9. hücuma mı gideceğiz? Evet, 9. hücuma gideceğiz. Buradan bir tane tac alalım. Yem alalım. 197 malzemeyi ben elimde tutuyorum. Bir saniye, bir yenileyim. Bedava yenileme hakkım varmış. Tamam. 197 malzemeyi tutuyorum ve kumbaramız bunu 236 malzeme yaptı. Hemen devam ediyoruz hücumumuza. Burada çok fazla düşman gelecek biliyorsunuz arkadaşlar. 9. hücumdayız ve malzeme hedefimiz 500. Zaten 230 malzemeyle başladık. Daha fazla malzememiz olacak derken ben yem almadım mı? Neden hiç özel uzaylı gelmedi oyun başında? Sadece bir tane geldi arkadaşlar. Ben mi yanlış gördüm? Gözümden kaçan bir şeyler mi oldu? Veya düşman sayısı çok olduğu için, karakterimizin özelliğinden dolayı da düşman sayısı %75 az olduğu için mi engelledi oyun şu an? O özel uzaylıları çıkarmadı. Olabilir mi? Olabilir. Neyse, ben onlarla ilgilenmem. Ben işime bakarım arkadaşlar. Hemen şöyle düşmanları yine öldürüyoruz. 620 malzemeye kadar gelmişiz. Güzel. Hatta hala dalmaya devam ediyorum. 700 malzemenin üzerine çıkacağız sanırım. Çıkabilir miyiz? Çıktık. Gayet iyi. Şunlar da bir ölsün. Evet, 737 oldu. Mercek geldi. Menzilli saldırı hasarı için aldım. Buradan bir menzilli saldırı hasarı da aldım. Ben maksimum sağlığımı birazcık yükselteceğim. Buradan şansa gidelim arkadaşlar. Mutasyondan menzili var bakın burada. Bunu alıyorum. Ağaç istemiyorum, gerek yok. Sonra menzili saldırı hasarını gene aldım. Sağlık yenilemeyi alıyorum arkadaşlar. Gene yeniliyorum. Keskin nişancı tüfeğe geldi. Menzili saldırıdan etkileniyor. Menzilden etkileniyor. Şimdi ben lazer silahları oynuyorum ama menzil kasmıyorum ki. Benim menzil kasma gibi bir niyetim yok. Yani bu 90 vuruyor. Benim lazer silahım birinci seviyesi 123 vuruyor. Benim lazer build'im var arkadaşlar. Keskin nişancı almak istemiyorum. Alsam mı diye düşünüyorum. Hani bu silahı hiç oynamadım şu ana kadar. Bir tane elimde olsun, bir sorun olur mu? Sorun olur ya. Sorun olur. Benim bossları hızlı kesmem lazım. Bossların canı fazla. Almıyorum. Buradan şans alayım. Ben 327 malzemeyi elimde tutuyorum. 10. hücuma girdim ve malzeme sayımız 392 oldu. Güzel. Malzeme bolluğu yaşıyoruz arkadaşlar. Bunu güzel bir şekilde kullanmak gerekiyor bu noktadan sonra. Aynı şekilde diğer tura girerken de 400 malzeme geride bırakabilirim. Kumbarayı en etkin bir biçimde kullanmış oluruz. Bu arada benim aklıma şimdi şöyle bir şey geldi. Bunu da sizlere söylemek istiyorum. Bu karakteri ben bir de bıçakla oynamayı denedim. Bıçakla da kesinlikle uyumlu olan, güzel giden bir karakter. Neden? Hemen bunu söyleyeyim. Arkadaşlar bakın, lazer silahı çok fazla hasar vuruyorsa bıçak da kritik hasarıyla çok fazla hasar vuruyor. Çünkü bıçağın kritik çarpını 4. seviyede çarpı 4 oluyor. Yani 4 kat hasar vuruyor arkadaşlar. Ve sanırım bıçak oyundaki kritik çarpını en yüksek olan silah galiba. Bu sebepten dolayı bıçak bu karakter için gayet iyi. Zaten bir de bosslara daha fazla hasar vuruyorsunuz. %75'te galiba daha fazla hasar vuruyorsunuz. Bir de 4 kat hasar vurduğunu
düşündüğünüz zaman gayet yüksek hasarla vurabilirsiniz. Kalem geldi. Ben bu kalemi istemiyorum. Kitabı da istemiyorum. Şöyle bakalım. Kriteye gidelim arkadaşlar. Ben burada menzili aramayacağım. Saldırı hızını da direkt olarak alıyorum. Evet, bıçak geldi. Bıçağı konuştum. Oyun bize bıçağı attı. Ama ben bıçak gitmiyorum oyun. O yüzden yani beni dinliyor musun bilmiyorum ama onu alamayacağım. Buradan lazer silahını alalım. Buradan hızı alalım arkadaşlar. Menzil düşsün. Önemli değil. Bir lazer silahı daha geldi. Hemen bunu da alalım. Buradan deliliği almak istiyorum. Hasarımız düşebilir. Kritik hasar olasılığı önemli. Şu an %24'te kritik hasar olasılığımız. Daha da fazla yükselmesi lazım. Belki de bu karakteri kritik hasar kasmak mantıklı değil ama ben deniyorum. Bir şansımı denemek istiyorum. Burada yemi tutacağım arkadaşlar elimde. Çünkü boss hücumuna giriyoruz. Sonra şöyle bir baktığınız zaman maksimum sağlığı ben buradan bir yükselteceğim. 379 malzemem var. Bu zırhı da tutuyorum ve 11. hücuma giriyorum. Malzeme sayım 454 oldu. Burada kasap geldi. Kolay bir boss. Hemen bunun saldırılarını şöyle dojlayarak vuralım. Bakın normalde hasarım ne kadar? 180, 152 falan filan deme. Ama benim karakterimin özelliğinden dolayı bosslara %75 daha fazla hasar vuruyorum. Bu sebepten dolayı şu an vurduğum hasarlar 375 civarında bir şeyler. Burada düşmanların çoğalması sıkıntı oluyor. Boss'a direkt olarak vuramıyorum derken Tardigrad bir tane hasarı sıfırladı. Boss ölebilir mi? Tamam, boss öldü. Artık hücumumuz çok rahat bir şekilde devam edecek. Şu anda sağlık yenilemem yok. Yani sağlığım 30'da kaldı. Herhangi bir tehlike olduğunda gidip o sandığı alacağım arkadaşlar. Ben şöyle saldırmaya devam ediyorum derken bir hasar yemişiz. Bu hasarı nereden yedim ben bilmiyorum. Yani bir mermiye sanırım o esnada kafa attım. Bir düşmana yakından bayağı bir yakın kaldım. Sanırım o vurdu. Neyse, 814 malzememiz var. Malzeme sayımız gayet iyi. Çok iyi hatta. 1000 malzemeye çıkacak mıyız lan? 1000 malzeme olur muyuz? Olamayız abi. 1000 malzeme nasıl olalım? Bak, düşmanlara çok yakın geçiyorum. Neden böyle bir şey yapıyorum ben? Örümcek geldi. Hasar veriyor. Elindeki her farklı silah için saldırı hızı sağlar diyor. Yani elinde farklı silah yok. O yüzden bana bir tane saldırı hızı veriyor. Kaçınma toplama düşüyor. Olsun, örümceği aldım. Şuradan bir toplama yükseltsem yükseltmeyelim. Sonra şöyle bakıyorum. Arkadaşlar, menzili saldırı hasarını ben burada almam gerekiyor ama akciğer çok ya. Bakın, sağlık yenilemem çok az. O yüzden bunu alalım. Şifalı taret alalım. Sonra yem alalım. Zırh alalım. Devam ediyorum. Göz bağını alalım. Kritik hasar ve kaçınma için. Burada uzaylı bebeği alabilirim. Maksimum sağlık için ama zor bir hücuma girmediğim için 545 malzemeyi elimde tutacağım. 12. hücuma girerim. 654 malzemem oldu. Bu arada bu kadar fazla malzeme elimde tutuyorum. Bu benim için yanlış olabilir çünkü turları güçlenmeden giriyorum arkadaşlar. Şu an sanki birazcık dozunu kaçırmaya başladığımı hissediyorum. Bir 300 bıraktık. Bir 400 bıraktık. Şimdi de 500 malzeme bıraktık geride. Kendimi güçlendirmeden turlara girersem biriken malzemelerin de hiçbir önemi kalmaz. Bu yağmacı uzaylı bir öldürelim. Abi, yağmacı uzaylı boss gibi ya. Bir tane sandık atıyor, bir de bir sürü malzeme atıyor. Bu felaket bir şey yağmacı uzaylı. 1000 malzemenin üzerine çıktık. Yani şu an 500'de oyuna girmiştim. 600 malzeme falan bulduk arkadaşlar. Şunları da bir toplayalım. 1225 malzemem var. Göz bağını alıyorum. Küçük kas terifi alamıyorum. Şöyle bakalım. Kritik hasar olasılığına gene gideceğim. Uzaylı bebeği alacağım sanırım. Maksimum sağlık veriyor. Düşman hızı artıyor mu? Düşman hızı artıyor da benim hızım da iyi seviyede. Kupon alalım. Saldırı hızı menzil diyor. Alalım. Zırhımız bir düştü. Olsun. Afiş geldi. Menzil saldırı hızı aldım. Lazer silahını da buradan almam gerekiyor. Aldım. Yenileyelim. Minigun geldi arkadaşlar ama minigun ihtiyacım var mı? 12 vuruyor. Saniyede 0.6 saniyede saldırıyor bu arada. Ben minigun'ı sanırım almayacağım ya. Zaten minigun'la Cyborg oynarken oynamıştık. Çok fazla gördük arkadaşlar. Güzel bir eşya. Almayacağım. Yani minigun'a bence gerek yok. Ben buradaki lazer silahlarıyla devam edeceğim. Yeniliyorum. Üçlü güç geldi. Hasar zırh veriyor arkadaşlar. Hasar alırsan hasarın düşer diyor ama ben hasar yememeyi oynuyorum. O yüzden bunu rahatlıkla alabilirim. Merceği de alalım. Menzili saldırımız 17 oldu. Şu an gayet iyi. 528 malzemem var. Ben gene bunu tutup 13. hücuma girmek istiyorum. Ya, zorlayıcı hücumlar olmadığı için arkadaşlar bu sebepten dolayı rahat rahat malzememi bırakabiliyorum ya. Hiç sorun değil. Bu arada şifalı tareti de aldık. Şifalı taret çok fazla işime yarayacak. Canım indiğinde falan direkt şifalı taretin yanında dururum. Hemen canımı fullerim. Son 20 saniye kaldı. Haritada neredeyse hiç düşman yok. Çok az düşman var. Şu bakın, ahtapotlar var ya, beni çok zorluyor. Çünkü bunlar yerden bir ok çıkardığı zaman beni küçük bir alana kilitliyor arkadaşlar. Oradan hareket edemiyorum ve düşmanlar orada birikince de hasar yiyebiliyorum. Yani o ahtapotun ölmesi lazım. Ahtapot kolunun diyelim daha doğrusu. Ve burada birazcık daha malzeme aldım. 1153 malzemem oldu. Şimdi bir şansa gidelim. Ondan sonra saldırı hızına gene gideceğim de bence buradan bir menzili çıkaralım ya artık. Evet, menzili saldırı hasarını aldım. Şımap istemiyorum. Buradan hasarı da istemiyorum. Saldırı hızımız düşmesin. Korkak sosise gerek yok. Uzaylı gözünü hala istemiyorum.
istemiyorum. Fareyi alacağım arkadaşlar. Düşman sayısı artsın. Lazer silahını da alıyorum. Bir tane daha yeniliyorum. Bir lazer silahı daha geldi. Buradan menzil saldırı hızı geldi. Zırh. Ya şu zırhı alsam mı? Bu zırhı bence alalım. 600 malzemem var. Gene kolay bir tur. O yüzden 14. hücuma gireceğim. Ama bu turdan sonra malzemelerimi harcayacağım arkadaşlar. 600 malzemeyle girip 720 malzemeye ulaştık. Kumbaramız gerçekten çok 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 değerlendiriyor malzemeleri. Ve hani bakacağım kumbara şu an ne kadar malzeme değerlendirmiş. 533 malzeme kazandırmış bize arkadaşlar. Yani bir dalga fazladan oynamışım gibi. Ama bu paraları harcamadıysam hala o gücü, o avantajı bana vermediğini söyleyebilirim. En azından parayı harcadığımız zaman avantajımı o zaman verecek. Şurada bakın bu ateş atanlar, mermi atanlar çıkıyor ya, bunların hemen ölmesi lazım. Eğer bunlar ölmezse bu haritayı mermi cehennemini çeviriyorlar, zaten bunu biliyorsunuz. Bu karakterde düşman sayısı az olsa bile bir şekilde oradaki düşmanlar çoğalabiliyor. Ben gene malzemeleri hemen alayım, turumuz bitmek üzere. Şu ortada birazcık daha malzeme var. Hasar edik. Hasar yediğim zaman bakın 23 hasar yiyorum. Çok tehlikeli. Ben burada ne yapayım? Maksimum sağlığı bir gideyim arkadaşlar. Ondan sonra gene fare geldi. Alabilirim. Korkmuyorum fare almaktan. Kritik hasar olasılığı alalım. 48'e çıkardık. %51 kritik vuruyor şu noktada. Güzel. Hasar can çalmayı alabilirim. Yenileyeceğim. Sakallı bebek geldi. Menzilimizi azaltıyor. Bir düşmanı öldürdüğümüzde mermi fırlatıyormuş. İşime yarar. Neden yaramasın? Ama bakın, düşman sayısı çok olmadığı için buna bu kadar para veremem. Normalde düşman sayısı çok olsa ve ben etrafı temizlemekte zorlansam sakallı bebek mükemmel. Ama şu an öyle bir durumum yok benim. Sakallı bebeği almayacağım. 241 para vermeyeceğim. Bunu alalım. Can çalma sağlık yenilemeyi alalım. Yeniliyorum. Buradan küçük magazin geldi. Menzili saldırı hasarı için aldım. Afişi aldım. Şunu birleştirip bir lazer silahı alıyorum. Buradan hız alıyorum. Gene yenileceğim arkadaşlar. Geride para bırakmayacağım. Saldırı hızını aldım. Gene yeniliyorum. Buradan ne alabilirim? Hasar aldım ve şu anda boss turumuza girebiliriz. 15. hücum. Hangi boss gelecek? Sivrisinek geldi. Hemen sivrisinek. Oo, ilk hasarı yedik abi. Çok kötü başladık oyuna. Daha fazla umarım böyle bir hasar yemem. Sivrisinek abi bir tane daha hasar vurdu. Abi ölecek miyiz? Ölecek miyiz? Ölmeyelim. Şunu bir alalım. Aman aman çok kötü oynadım arkadaşlar. Zaten turun başında o hasarı yemem direkt olarak beni panik durumuna düşürdü. Yani ard arda hasarlar yedim. Evet tamam. Tamam, yapacak bir şey yok. Birazcık daha sakin Musa. Birazcık daha kendine gel Musa. Saçma sapan hareketler yapma deyip kendimi böyle motive ediyorum. Kendi kendime. Yapmayacağım. Birkaç tane daha bu hatadan yapıp oyunumu rezil etmeyeceğim. 15. hücumdayız. Emeğimiz boşa gitmesin arkadaşlar. Rahat rahat oynayıp oyunu bitireceğim. Tamam mı? Motivasyon konuşmamızı da yaptığımıza göre son 10 saniyemize hemen girelim. Malzemeleri toplamak için birazcık çaba sarf ediyorum. Düşmanlar bir temizlensin. Güzel. 600 malzemedeyiz. Şu an güzel malzeme topladık gene. 15. hücum bitti. 654 malzemem var. Kapşonu geldi. Kaçınma için saldırı hızı sağlar diyor. Menzil düşüyor. Ben bunu kabul ederim. Kaçınma kasarım birazcık. Delilik geldi. Kritik hasar olasılığı için gene aldım. Sonra buradan zırh alalım. Bakın fazla hasar yiyorum. O yüzden aldım. Lazer silahını da almak istiyorum. Gene delilik. Çok fazla delilik aldık bu arada, biliyor musunuz? Hasarımı yükseltip düşürüyorum. Buradan alışım geldi arkadaşlar. Ama bir saniye. Şimdi ben kaçınmamı düşürürsem bu kapşonunun hiçbir özelliği olmayacak. Ama buradan bana menzilli ve kritik veriyor. Yani ikisine de ihtiyacım var. Ben bunu alayım, kaçınmamı yükselteceğim, tamam mı? Oyuna bir kaçınma borcum var. O şekilde düşünebilirim. Buradaki zırhı alacağım. Almadan önce 208 malzemeyle bir 16. hücuma girelim. Birazcık daha para biriktirelim. Kumbarayı birazcık daha kullanalım. Burada artık görüyorsunuz düşman sayısı fazla olmaya başladı. Çünkü 2 tane fare aldık. %20 düşman sayısını arttırdık ve bu daha da fazla malzeme demek. Daha da fazla deneyim puanı demek ama yani yara falan aldım mı ben? Bir bakmak istiyorum. Yara almış olmam lazım ya. Evet, bir tane almışız ama. Çok fazla yara alamamışız. Bu arada benim menzilim ne kadar oldu? Menzilim -19 oldu. Karakterimizin menzilini kapşonlu yüzünden bayağı bir düşürdük. Arkadaşlar bir şey diyeceğim ya. O kapşonluyu benim almama hiç gerek yokmuş. Ben hani bu şu ana kadar kaçınma kasmamışım. Bu saatten sonra neden onu alıp kaçınma kasmayı planladım ki bir anda? Bilmiyorum ya. Saldırı hızı çok cazip geldi bu arada bana ama... Saldırı hızını da ben yeterince kastım ya. Bir bakabilir miyim? Birinci seviye silahım 1 saniyede saldırıyor. Yüksek olanlarda 0.86, 0.4'e kadar çoğalmış. Gayet iyi aslında. Evet, bu kapşonlu tamamen beni şu an trolledi. Kendi kendimi trolledi. Yani orada birazcık daha mantıklı olup o kapşonluyu almamalıydım. Geri dönüştürdüğüm zaman verdiğim malzeme miktarı da çok iyi bu arada derken 968 malzemeye çıkmışız. Mide geldi. Yani bunu geri dönüştürmeye gerek yok. Bunu alacağım. Sonra bakalım toplama sağlık yeneme geç bunları. Menzili saldırıyı alalım. Sonra şöyle bakıyorum. Roket fazladan bir hedefi deler diyor. Hasarın düşer diyor. Gerek yok arkadaşlar. Şunu alalım, şunu alalım. Yeniliyorum. Sonra buraya bakıyorum. Bir lazer silahı daha alırım abi. Şu lazer silahım birinci seviyede kaldı. Kötü oldu. Ben burada gene yenileyeceğim. Sakallı bebeğe gitmeme gerek yok. Alışım geldi.
Şimdi bu alışımı da alacağım. Hem menzilli hem kritik için. Ama kaçınmam eksiye düştü. Ve kapşonlu benim saldırı hızımı eksi 18 düşürdüm. İyi mi? Evet, yani oyunu batırdık. 492 malzemem var. Artık bu turu bir şekilde bir geçirelim. Ondan sonra o kaçınmayı çözeceğiz. En azından sıfıra getireyim ya. Yani o düşen saldırı hızımı bir şekilde telafi etmem lazım. Çünkü oyun başından beri saldırı hızımı yükseltmeye çalışıyorum. Ve kapşonu şu anda benim için tamamen zarar arkadaşlar. Çok büyük bir zarar oldu. Bu arada kapşonunun bana sağladığı kendi özelliği ne? Kendi özelliği de yok ki. Menzili mi düşürüyor yani kendi özelliği olarak? Tamamen zarar yani şu an kapşonlu. Yani kapşonluyu bu kadar kötü kullanan başka biri olmamıştır arkadaşlar. Burada tarihi boyunca. O kadar söylüyorum yani. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Artık bunu da bir şekilde telafi edip düzeltmeye çalışacağız. Son 20 saniye hemen düşmanlarımı öldürüyorum. 1000 malzemenin üzerine çıktım. Malzeme sayım gerçekten çok iyi ve hasar yememeyi oynuyorum. Tardigradım hala çalışıyor diyecektim. Evet, bir tane hasar yedim. Şuradaki düşmanları öldürüp hemen malzemeleri bir toplamaya çalışacağım. Bir avuçlayalım bakalım malzemeleri. Evet, bayağı bir malzeme aldık. 1324, süper. Bu malzemeleri harcayacağım. Bal kabağı geldi. Şu an benim delicim ne kadar? Delici hasarım sıfırdan. Bunu alalım. Sonra buradan menzil hasara gitmek istiyorum. Fasulye öğretmeni alalım arkadaşlar. Hasar geldi. Zırhımı 3 düşürüyor. Yani bu hasarı almalı mıyım? Bence almalıyım. Bakın 343'te lazer silahım 3. seviyesi. Bunu aldım. 400 oldum. Mükemmel bir değer veriyor. Salyangozu da aldım. Devam ediyorum. Sağlık yenilemeyi aldım. Buradaki siyah kuşağı almayacağım çünkü şansımı düşürüyor. Ben devam ediyorum. Yakın saldırı element, bunlara geç. Bana şey vermedi oyun bu arada ya. Yok edici. Yok edici vermedi arkadaşlar. Ben burada yemi tutmak istiyorum. Ondan sonra güç jeneratörünü alacağım. Hasar veriyor ama ben hız yükseltmiyorum. Bunu almayacağım. Buradan zırh almak istiyorum. Devam edeceğim. Lazer silahı geldi. İkinci seviyeden geldi. Birinci seviye bir lazer silahına ihtiyacım var. Onu ne zaman bulacağız? Abi gene ikinci seviye geldi. Alalım. Devam ediyorum aramaya. Bir tane daha aradım. Hasar geldi. Bunu alalım. 117 malzemem cebimde kalsın. Burada boss turuna girelim. Boss'umuz neymiş? Bakalım hangi boss geliyor? Evet. Arkadaşlar bu boss çok tehlikeli. Çünkü hani... Evet, bunda malzeme kasabiliriz ama abi bu çok düşman çıkarıyor ya. Bu boss neden böyle? Ben bunu öldürebilirim ama biliyor musunuz? Yani uzaktan şu düşmanları temizleyip hızım yeterli değil. Hızım yeterli değil ve bana bir şekilde vuruyor. Evet, öldü. Oh be, boss öldü. Yani burada malzeme kasma planım asla yok. Farm yapamam çünkü düşmanlar bir şekilde bana vurabilir, boss da vurabilir. Ama derken delice hasarımızla boss'a vurup vurup boss'u yenmeyi başardık. Açıkçası korktum. Burada ölebileceğimi hissettim ama sorun yok. Devam. Son 10 saniyemiz kaldı. Şu malzemeleri de bir alalım. Çok fazla düşman yok burada. Neden yok abi? Var mı ya da? Var var var. Yerde bir sürü malzeme var. Bu malzemeler bir de üçer üçer arkadaşlar. Bunlar hani toplanması gerekiyor. Yerde kalınca çok fazla geride malzeme bırakıyoruz. Buradan çok güzel geliştirmeler geldi ama ben yine kritik hasara gitmek istiyorum. Kritik hasarı 85 yaptık. %88'e kadar yükselttik. Abi çok iyi. Yani sürekli olarak kritik vuruyorum. Yeme alalım. Sonra yenileyelim. Buradan öğütücü falan bunları geç. Zırh kaçıma geldi. Şu kaçınmayı alalım artık. Eksi 3 oldu. Ne kadar sağlıyor bana? Saldırı hızım gene eksi 6'dan. Ben devam edeyim mi? Devam etmeyeceğim. 654 malzemem var. 19. hücuma gireyim arkadaşlar. Malzeme sayım 784 oldu. Son hücumda o malzemeleri harcarız. Yalnız mükemmel bir hücum oluyor. Çünkü çok fazla düşman var. Malzeme sayım 1400'e kadar çıktı. Bence 1500 yaparız da. Şurada bir kalabalık grup oluştu ya. Şunlar bir gidebilir mi abi? Bunlar bir gitsin de şu ortaya doğru ben bir dalayım. Çünkü orada çok malzeme var. Bu malzemeler yerde kalırsa israf arkadaşlar. Bu turdan sonra alamam. Evet, 84 malzeme israf oldu. Neyse, ben burada yenilemek istiyorum. Kaçınma geldi. Ver abi şu kaçınmayı bana. Son gene yeniliyorum. Sağlık yenileme toplama diyor. Şu sağlık yenilemeyi alalım. Sonra baktığımız zaman ne kadar katıyor bana? Bu kapşonlu 18 saldırı hızı sağladı. Şimdi buradaki minigun'ı alabilirim. Çünkü buradaki lazer silahım çok düşük kaldı arkadaşlar. Buradaki minigun'ım daha seri saldırıp bana daha yüksek hasar katkısı sağlayabilir. O yüzden ben bunu geri dönüştürdüm. Bunu aldım. Bu kararı veriyorum. Sevimsiz diş gidebilir. Yeniliyorum bakalım. Mutasyon geldi. Menzili saldırı hasarı için aldım. Gene yeniliyorum. Örümcek geldi. Saldırı hızı. Ben örümcek almadım mı? Ya bir tane daha örümcek almıştım. Gene geldi ama kaçınmamı düşürüyor. Şimdi ama saldırı hızı güzel arkadaşlar. Bunu alalım. E bitti. Para bitti abi. Hiç güzel şey gelmeden para bitti. Neyse, buradan zırhı alalım. Yapacak bir şey yok. Karakterimizi bu kadar güçlendirdik. 2 tane silahım 3. seviyeden kaldı. Diğerleri 4. seviye ve 581 falan vuruyor. Kritik hasarım da gayet yüksek. Minigun da gayet güzel kritik vuracak ve çok seri saldıracak. Boss'a girelim bakalım. Evet, hemen şu boss'a saldırıyoruz. Bakın gayet güzel vuruyorum. Bir tanesi ölse peşinden diğerini de öldürürüm bu arada. Evet, ölmek üzere. Bir ölür müsün? Bir tanesi öldü değil mi? Evet, sen de öl. Hadi hadi hadi. Güzel. Kaç saniye? 15 saniye sanırım sürmedi arkadaşlar. 15 saniye sürmeden koşuyu tamamladık. Ve devasa kemer diye bir eşya geldi.
Kritik vuruşlar düşman mevcut canının %10 oranında bonus hasar verir diyor. Boss ve elitler için %1 diyor bu oran. Aslında çok güzel bir kemer geldi, çok güzel bir eşya. Bunu huysuz karakteriyle tekrar denediğimiz zaman gücünü anlarız en iyi şekilde ve bıçakla oynarsak bence mükemmel olur. Çünkü bosslara ekstra fazla hasar vurmuş olursunuz. Çok iyi ya, bu devasa kemeri çok sevdim. Evet, bu şekilde videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Lazer silahlarıyla gayet güzel bir build yapmaya çalıştık. Yanına bir tane minigun ekledik. Gayet güzel oldu. Minigun 28.000 hasar vermiş. Lazer silahlarım 19.000, 39.000, 25.000 derken çok güzel hasarlar vermiş ve bu şekilde oyunu tamamladık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım sevmişsinizdir. Eğer sevdiyseniz mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.